Evet e, gerçekten kritik bir e, nokta özelleştirmeler Aslında hani bugün tartışıyoruz ama gelecekte sanıyorum çok daha fazla tartışılacak e, Belki de çocuklarımız torunlarımız diyecekler ki evde elde ne var ne yok e, satmışlar Bir de üstüne bunu faize ödemişler e, bize bir şey bırakmamışlar diyecekler yani e, bugünden tahmin etmek çok zor değil Tabii çocuklarımız sadece bize özelleştirmeler Tesislerimiz, kurumlarımız için e, kulaklarımızı çınlatmayacak öyle diyeyim. E, kullanamadığımız kaynaklarımız ve elden giden kaynaklarımızla ilgili de e, mutlaka bizi yad edeceklerdir. Biz bugün Türkiye'de özellikle geçen hafta sonuna kadar çok fazla gündemde olan ve zaman zaman da Türkiye'nin gündemine gelen susuzluk gerçeğini konuşacağız. Şimdi şöyle bir tez var. E, biliyorsunuz kusursuz enerji planı kitabı yazarı namı diğer yurttaş Mazlum Çoru inşaat mühendisi Naci Özen'in kitabında yazdığı bir mesele var. Meteoroloji verilerine göre yaklaşık Türkiye'ye 550 milyar metreküp su düşüyor gökten düşüyor ve bunun sayın e, Özen bunu 190 milyar metreküp diye tanımlıyor kitabında sadece akan sular kullanabilir sular diye. Türkiye'de ise bugün bir hesap açıklayacağız inanın bu 190 milyar metreküp varlığa karşı ihtiyacımız olan %10'unu bile bulmadığını hesaplarla sizle paylaşacağız. O zaman temel bir soruyu da belki en sonunda soracağız. Türkiye gerçekten susuzluk gerçeğiyle karşı karşıya mı yoksa bunun üzerinden başka bir politika mı yürütülüyor? Hemen vakit kaybetmeyelim. Sayın Naci Özen, bugün Ekopolitik konu. Sayın Özen hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İzleyicilerimiz sizi çok özlemiş. Bu arada mesajlarını da iletmiş olayım ben. Ee, <laughs> peki, susuzluk gerçeğini bir konuşalım. Ee, su dediğiniz şey hayatın vazgeçilmezi aslında. Evet. Her alanda. Yani evet. sanayi de konuşsanız, içmek için de kullansanız, e, ihtiyacı tarım için de kullansanız, hayatın vazgeçilmesi. Su Su krizi doğru mu? Bir algı mı? Buradan başlayalım mı? Şimdi, suyu e, tanımlamadan, yani esas... Hı hı problemin odağındaki şeyi tanımlamadan e, bunun etrafında dönen olayları anlatmak daha zorlaşır. Şimdi su hayatın vazgeçilmesi. Bütün canlıların bünyesinde var. Yaşamında var. Artı yeryüzünün mineral transferlerinde görevli bunu mesela insanlar bunu görmüyor. hı. hı. Ama çok önemli bir e, varlık. İki atom hidrojen oksijeni görmüşler. Aşık olmuşlar. İkisi de oksijenle beraber yaşamaya razı olmuşlar. Ve dünyanın yaratılışının en kutlu varlığı çıkmış ortaya. E biz, Aşık bugün, o. biz bugün var mı yok mu diye tartışıyoruz. Evet. Peki bu kadar Hayat için önemli olan bu varlık Tanrı tarafından, bazılarınca doğa tarafından denebilir. E, ne kadar lütfedilmiş? İnanılmaz miktarda. Yani ben rakamlarla ifade etmekten azze düşüyorum. Şimdi 10 üzere bilmem kaç metreküp desem vatandaş algılayamayacak ama ben memleketim üzerinden konuşacağım. Hı hı. Şimdi bu konuya girmeden önce bu konuda profesörlük tezini vermiş olan yer altı suları konusunda profesörlük tezi veren İlyas Profesör Doktor İlyas Yılmaz Erden çok yararlandı. Yanlış bir şey yapmayayım. Bilimsel olmayan açıklamalarda bulunmayan diye devamlı o kendisine müracaat yazmakta olduğum kitap için de kendisine bir müracaat ettim. Dedim ki dünyadaki su imkanları ne kadar deyince dedi ki bakın dedi dünyadaki suların yüzde doksan yedisi okyanuslar ve denizler. Yüzde üçü tatlı sular diyor. Bu yüzde üçün %97, 10'da 7'si, pardon %99, 10'da 7'si buz dağları ve yeraltı suları. Hı hı. Buz dağlarını ve buzulları bir kenara bırakıyorum, yeraltı sularını %31'i. %3'ün %30'u. Evet, hı hı. bu %3'ün yüzde yüzde %30'u yeraltı suları. Onu bir aklımızda tutalım. Peki diğerleri ne kadar? Yüzey suyu da bu yüzde üçün binde üç, yani 97 onda yedi'nin geri kalan, hı hı. şey 99 onda yedi'nin yüze tamamlanması için binde üç. Yüzey suyu bu. Peki bu binde üç yüzey suyun ne kadarı ne? Bu binde üçlük yüzey suyun yüzde ikisi nehirler, yüzde on biri bataklıklarda. %87'si de göllerde bulunuyor. Tabii. Hep tatlı su konuşuyoruz. Şimdi ülkemizde nehirler yılda gökten Tanrı gönderiyor ya. Sadece nehirlerde akan 200 milyar metreküp. Sadece ülkemiz için konuşuyoruz. Yani kullanılabilir 200 S milyar. milyar Tabii yüzeyde haydi diğerlerinde de kullanabilirsin. Şimdi yeraltı sularına girince söyleyeceğim. Bakın benim ülkemde 200 milyar metreküp. Kırgızistan'da bu 1 trilyon metreküp. Bunun üstünde. Gürcistan'da çok daha fazla. Peki bu kadar neden diyeceksin? Şeyken niye su, su krizi e, konuşuyoruz? İşte onu, Sadece bizi değil, su forumları toplanıyor, su savaşlarından efendim, bahsediyor. Şimdi bir gariplik o, var o zaman mı? Var gay gayet tabii. <laughs> Yanlış olabilir ben misiniz diye soruyorum. Ben mühendisim. Bana su problemi dedikleri zaman Hemen şuna girerim. İhtiyaç ne? İmkan ne? Hı -hı. Problem eğer siz ihtiyacı yeteri derecede karşılayamıyorsanız ve yerine bir şey ikame edemiyorsanız problem çıkar ortaya. İhtiyacı karşılayamıyorsunuz yeteri derecede. İkincisi, yerine bir şey de ikame edemiyorsunuz. Yerine bir şey ikame edilmeme açısından... Su doğru bir varlık. Hı hı. Yani yerine başka bir şeyi ikame edemiyorsunuz. O zaman su hakikaten bir kritik varlık haline geliyor. Ama burada krizin oluşması için bunun yeteri kadar bulunmaması gerekir. Yeteri kadar var diyorsunuz. E, Söylediğim rakamları. Ülkelerde. Peki ülkemizde sadece nehirlerde akan 200 milyar metreküp su varken ...ki gökten Tanrı 550 milyar metre gönderiyor. Met, meteoroloji kayıtlarına göre. Evet meteoroloji öyle söylüyor. E siz 500 milyar deyin, 510 milyar deyin, hesap kolay olsun. Bunun 500 milyarın 110 milyar metre küpü yer altına giriyor. Geri kalan 200 küsürü buharlaşıyor, geri dönüyor. Hı hı. Şimdi eğer size bu nehirlerde akan 200 milyar metre küp yetmiyorsa... Ama gökten gelen 500 milyar metreküpten daha fazla yaralanma yollarını ararsınız. Şimdi size bir rakam söyleyeceğim. Yalnız bu bunu söylemeden önce Profesör Doktor İlyas Yılmazer'den aldığım ben onun doğrucusuyum. Tamam. Yani ben onun doğrucusuyum çünkü onun söyledikleri benim kafama giriyor. Tamam zaten sayılmaz her şeyi düşünüyorsunuz İlyas Bizim Hoca de oldu daha önce. yeraltı suları diyor. Nehirlerde akan suyun 5.233 mislidir. Bir daha tekrarlar mısınız? Yeraltı suları, nehirlerde akan sular var ya 200 milyar metreküp, onun diyor 5.233 mislidir diyor. Yani bu 200 milyar metreküpe bunları Adi, ilave ediyoruz. O varlık olarak var. Elimin altında. Ama burada başka bir şey daha var. Göllerde de su var. Yani nehirlerin 43 buçuk misli göllerde su var. 5 buçuk misli bataklıklarda su var. Peki nedir bu algının nedeni? Gayet basit. Vazgeçilemez bir varlık var ortada. Bunun metaya dönüştürülmesi gerekir. Yani ticaret meta olması lazım ki sömürüde, soygunda, siyasal olaylarda, entrikalarda, hırsızlıkta kullanılabilsin. Ortada bir yokluk yaratılıyor. Bu yokluğun toplumda meydana getirdiği stresle toplum düşünemez hale geliyor. Kendi imkanlarını göremiyor ve toplumu yönetiliyor böyle. Peki daha somut bir şey sormak istiyorum. Kurumu dahi yönetilmiş. Yavuz, benim sulara emanet ettiğim kurum bile yoldan çıkmış. Akıl dışına taşmış. Peki Sayın Özen bir şey soracağım. Şimdi e, potansiyel olarak zaten e, yeterli olduğumuzu rakamlarla ortaya koydunuz. Dünyanın da bizim de Peki <laughs> somutlaştıracağım. Yani e, bir insanın günlük su ihtiyacını sormak Beraber istiyorum. Beraber hesaplayalım. Yani. Daha doğrusu bir kişi ne kadar su tüketir? Bir, bakın bir insanın günde içebileceği mantıklı su miktarı 10 bardaktır. Su bardağıyla söylüyorum. Hı hı. Bilemediniz 12 bardak. Siz deyin 15 bardak deyin. Yani bu 10 bardak 2 litre eder. Yani bir metreküp suyun 500'de biri bunun haricindeki kullanımları buna dayalı olarak konuşalım. Eğer siz içmek için 2 litre kullanıyorsanız, yemek pişirmek için 2 litre kullanmazsınız. Hı hı. Eğer siz her gün duş alıyorsanız ki bu her gün duş almak sağlıklı mıdır değil midir onu doktorlar konuşsun. Ya harcayacağınız su 12, 11, 13 bilemediğin 20 litredir. 2'ye onu da ekleyin. Başka ne var? bulaşık yıkayacaksınız. Kişi başına konuşuyorum yalnız yanlış anlaşılmasın. Herkes evindeki su, suyu iyi dikkat edeceğiz Temizlik için kullanacaksınız. Çamaşır için kullanacaksınız. E haftada kaç kere çamaşır yıkıyorsunuz? Ne kadar çamaşır yıkıyorsunuz? Kişi başına bölün ne kadar su tükettiğinizi çamaşır için. Bütün bunları topladığınız zaman bir insanın Evin içinde kullandığı suyun 30 ile 50 litre arasında değişeceğine inanıyorum. Kişinin yaşam standartına bağlı. Birinci e, su kullanırsa? Ben ona geleceğim. Hı hı. Yani ne kadar su kullanıyor? Birinci, ikinci. Birinci diyoruz. Peki park ve bahçe, herkesin park ve bahçesi olsa, otomobili olsa, e, 30 litrede de ne ekleyin. Etti 80. Pardon bu hesapları neye göre yapıyorsun? şimdi sizin daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye geçmişiniz var. <laughs> Gayet tabii. Bunlar, şimdi geleceğim oraya. Oradaki hesaplamalar oraya da böyle geleceğim. mi? geleceğim, Oradan size vardığım sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kestiği fatura veya beyan ettiği rakamlara bağlayacağım. 130 litreyi bulmaz Çetin Bey. Küçük sanayide de dahil ederseniz. Yani 50 litrede küçük sanayiye koyun. 130 etti. İstanbul Belediyesi diyor ki ben yılda 800 milyon metreküp su veriyorum İstanbul'a. Ya İstanbul'un ortalama nüfusu 15 milyon diye. Ya bunu kişi başına böldüğünüz zaman günde 140 150 litre çıkar. İhtiyacı karşılıyor yani. Fazlasıyla bir de bunun kaybı var. %30, %60 kaybı var esas. Kayıp kaçaklar var. Kimse evindeki saatin yazdığı su miktarını da inanmasın. Kendisi ölçsün ne kadar su kullandığını görecek. Bu kayıp kaçaklar altyapı problemlerinden mi kaynaklanıyor? Var. Ondan. Evet. En çok ondan. Bir de hırsızlıktan, beceriksizlikten vesaire. Şimdi ben bütün ülkemi İstanbul'daki beyefendiler kadar su kullandığını kabul etsem benim ülkemin insanları tarafından kullanılması gereken su ihtiyacı 4 milyar metreküpü geçmez. Kaldı ki bunun en az bir buçuk milyar metreküpü ikinci el rahatlıkla olabilir, küçük sanayiye kullanabilir. İkinci eli ayrıca soracağım. Bu, evet o, e, tamam. En temiz suyu, birinci el e suyu kullanıyoruz. Kullanıyorsun. 4 milyar metreküp kullandığınız su. Çetin Bey su yoğaltılan bir madde değil ki. Kullanıp kirletiyorsunuz. Hı hı. Yok etmiyorsunuz yani. Suyu siz hidrojen ve oksijene ayırmıyorsunuz. Suyu alıyorsunuz, ona hammallık yaptırıyorsunuz. Bir takım işler gördürüyorsunuz, sonra atıyorsunuz bunu. Kirli bir şekilde. Dünya bunu yeniden temizleyip kullanıyor. E gayet tabii. Şimdi 4 milyar metreküp insani diyelim ve küçük sanayi diyelim. Çetin Bey, yine İlyas Hoca'ya döneceğim. İlyas Hoca'dan şu bilgiyi tahsil etmek için epey kafa yordum. Dedim ki, Sayın Hocam, ben kültür bitkilerim için ne kadar suyu tabi mecrasından almalıyım? Türkiye genelinde mi? Evet, Türkiye genelinde. Hoca Allah razı olsun. Konya Ovası'nı misal veriyor. En kurak yeri orası ya. Diyor ki, Konya Ovası'na diyor. Bizim ihtiyaç duyacağımız su dekara yani yaklaşık olarak bir dönüme 5-6 tonu geçmez diyor. Neden diyorum? Diyor ki Konya Ovası en az suyu alıyor gökten. Ama diyor 400 ton su alıyor diyor. senede. Hı hı. Ama diyor ben diyor buğdayı en gayri müsait vakitte ektiğimi düşününce bu suyun ancak yüzde sekizini kullanabiliyorum. O da ediyor dekara 32 ton. Halbuki diyor bana 40 ton lazım misal söylüyorum. İlave olarak 5-6 ton daha su vermem gerekiyor diyor. Yani ben ülkemde herhangi bir en kurak yerde kültür bitkisi eksem. Onu da sordum. En çok su ihtiyacı, en çok su tüketen kültür bitkisine kadar tüketir diye. Diyor ki 20 ile 40 ton tüketir diyor. En çok su tüketen mısır dedim mesela. Hı hı. 20 ile 40 ton tüketir. Peki bunu alt alta koyunca Türkiye'nin toplam karım için tonu, ihtiyacı ne? 40 tonun zaten 30 tonu doğal olarak gökten geliyor gelenin %5'i %10'u. onu Bir daha söylüyorum. Gökten gelenin %5'i, %10'u zaten 30 tonu karşılıyor. Ben ilave olarak en kurak ovama götürsem, götürsem, götürsem dekara yani dönüm başına 10 su götürmem gerekir. Ya ben 200 milyon dekar, 300 milyon dekar arazim var desem, 10 metreküp götürsem, bu 2 milyar metreküp eder. Çizilmek. Bir dakika şimdi. Şey 3 milyar metreküp eder. 4 milyar metreküp insanlar için gerekiyor. 3 milyar metreküp de sulama, tarım sulama. Ama 3 sulama. milyar değil. Onun çok altında ama siz 3 yazın. Ben abartacağım. Eee metreküp. Yani toplam ihtiyacımız etti 7 milyar metreküp. E, geri ne kaldı? 1 milyar metreküp de hayvanlar yesinler, içsinler, banyo yapsınlar, tamam. duş alsınlar diye. Etti 8 milyar metreküp. E, peki geri kaldı ne kaldı? Sanayi, ağır sanayi. Ağır sanayinin, ben bugün ağır sanayinin 1 milyar metreküpten fazla su kullandığını zannetmiyorum. Ama siz deyin onu da 2 milyar metreküp koyun, 3 koyun. Şimdi siz bunu 11 diyebilirsiniz, 10 diyebilirsiniz, hiç sorun değil. Ama hesap kolay olsun, 12 diyelim ki ayda bir milyar metreküp hesabına hmm. dökelim. Ama Çetin Bey, sanayinin, küçük sanayinin, park bahçenin, sulamada, tarımda kullanacağın sular ikinci el su, üçüncü el, dördüncü el olmasında bir mahsur yok ki. Hadi orada da bir kullanalım. E, e işte 10 milyar metreküp bilemedin 12 milyar metreküp. Şimdi sağlamasını yapabilir miyim? Bir dakika. Tabii buyurun. Siz diyorsunuz ki meteoroloji kayıtlarına göre yılda Türkiye'ye düşen su miktarı 550 milyar metreküp. 510 da diyebilirsiniz. 550 diyeyim. Evet. Kitapta öyle yazıyor çünkü. Evet evet. Ve diyorsunuz ki Türkiye'de akan sular olarak bunun 200 milyar metreküpü bir senede 200. akıyor. Kıstım onu da 150 milyar metreküp dedim. Evet. Kuraklık var. Evet. Ve yaptığımız hesap, herkes İstanbul standartlarında yaşarsa, evet. arabasını yıkarsa, günlük ihtiyacını giderirse, tarlasını sularsa, sanayide kullanırsa, küçük suda kullanırsa, şey, küçük sanayide kullanırsa vesaire vesaire. 10 evet, vesaire. büyük sanayide kullanırsa. 12 milyar metreküp ihtiyacımız Fazla var. Fazla gelir içine. <laughs> Fazla gelir. Dünyadaki su miktarını o hesaba sığmıyor. Sığmıyor. Peki, tamam. E ben Türkiye'deki suyu tatlı suyu konuşuyorum. Yalnız bu, okyanuslara, denizlere girmedim. De, denizleri de dönüştürüyorlar. O da o Gülsüz, ayrı. O, o da ayrı bir imkan. Ama Bakın Türkiye 500 550 milyar metreküp suyun 110 10 milyar metreküp yeraltı suyunu besliyor. O zaman bir dakika daha temiz bir Altı şey soracağım. Altı trilyon, 60 trilyon yeraltı suyu depomuz var. Yani o zaman bu bir politika. Dünya çapında yapılan... Hayır, politika. algılatma. Ve politika, ya siz ne derseniz ihanet. Tekrarlıyorum. 550 milyar metreküp gökten bize yağan, evet. 150 milyar metreküp akan ihtiyacımız bütün Türkiye İstanbul standartlarında yaşasa 12 milyar metreküp. Evet. Sanayi, tarım, hayvancılık dahil. Evet. Şimdi o zaman ben soruyorum biz nasıl susuzluk çekiyoruz? İki ihtimal var. İki tane krizden birini veya ikisini yaşıyoruz. Birisi akıl yetmezliği vardır. Hakikaten sulara emanet ettiğimiz kurumu yönetenler kesinlikle suyla ilgili akıllarında doğru bir fikir, doğru bir formül yok. Doğru bir düşünce sistemi de yok. Ben bir inşaat mühendisi olarak ilk sorduğum soru şu oldu. Bir kültür bitkisi bana bir kilogram buğday vermek isteyen bir buğday bitkisi senede kaç kilo su tüketir diye sordum İlyas Hoca'ya. Bir kilo. <laughs> dedi ki bir kilo ise 600 gram. Yüzde %60 altmış yani. Şey. Öpik. Bunun dedi yüzde doksan bitkinin gövdesi içindir dedi. Yüzde biri tane için. Ben taneden hareket ediyorum. Ya şimdi hesap meydanda siz bitkiye ihtiyacından fazla veriyorsanız, boğuyorsanız, toprağı öldürüyorsanız, insanı tahrik edip lüzumsuz, sadece su kirletici bir canlı olarak canlıya dönüştürüyorsanız ve kirlettiğiniz suları tabiata tekrar salıyorsanız, başınıza gelecek şeydir, felakettir. Kendiniz yaratıyorsunuz. Yani bir dakika doğru mu anlıyorum? Yani burada Türkiye'nin bütün dünya için geçerli ben Türkiye, Türkiye üzerinden konuşalım. çıkacağım ee, Türkiye'nin yaşadığı aslında susuzluk değil yönetim sorunu mu? Aynen öyle ya burada bir söyle söylüyorum bir de ahlak sorunu da var burada bana göre bu kadar akılsızlık bu kadar cehaleti doğurmaz bu kadar yanlışı doğurmaz burada bir ahlak krizi var gibi geliyor bana Nasıl bir ahlaksızlık yapılabilir ki bunun üzerine? Eğer ülkene kötülük yapmaya kurgulanmış birinin esaretine girersen ve toplum bunun farkında değilse istediği o sizden ne yapmanızı isteyenin emrine girmişsen içinde bulunduğun toplumu da düşünmüyorsan vicdanını da yeminini de terk etmişsen sonuç böyle olabilir. Peki, yeraltı su, ya şimdi bakın, sadece yer üstü sularından, akan sulardan bile ihtiyacımızın çok üstünde evet. e, potansiyelimiz olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi, e, ama işte kafalar karışıyor tabii burada. Çünkü biz, biz de yaptık haber. Mesela bu sene kuraklık var. E, bas bas bağırdık. Şimdi o zaman burada bir antitez vereceğim ben size. Evet. Mesela siz barajlara çok karşı çıkan bir isimsiniz. Evet. Bir dakika şimdi bunu soracağım. Bir saniye. Şunu sormam lazım. Ee, orada anlatacağım şimdi, size ahlak krizini. E, şimdi eğer biz mevcudu yönetmek istiyorsak... Evet. Bir yerlerde depolama Bakın elektriğe gelmedim daha. Evet. Bir yerlerde depolamamız gerekiyor. Hayır. Bir saniye. Soracağım. Eee... <laughs> Genellikle barajlar meselesinin tartışmaya açıldığında da ki biz bunu sizle çok yaptık kitabınızdan yola çıkarak e, ki büyük ölçüde de hem fikrim onun da şahsi fikrim olarak altını çizeyim ama e, yine de bu soruyu sormam gerekiyor. Yönetmek için benim hazneye ihtiyacım varsa barajların nesine karşı çıkıyorsunuz? Ben bu suyu nerede tutacağım, nasıl yöneteceğim? İhtiyacınız varsa baraj yapabilirsiniz diyorum ama sizin ihtiyacınız yok ki. Ama bir dakika. Hayır, çok özür diliyorum. 150 milyar metreküp benim kullanılabilir yeraltı hariç 150 milyar metreküp akarsuyum varken 12 milyar metreküplük ihtiyacımı karşılayamıyorsam bir, bir yerlerde bunu tutmam Değerli lazım kuraklığa karşı. Be. Değerli çetin bey. Sizin ihtiyacınız ay 112 milyar metreküp. Ayda 1 milyar metreküp. Doğru mu söylüyorsunuz? Doğru. Bunun hepsi de birinci elde. Bu rahatlıkla 5 milyar metreküpe, 6 milyar metreküpe düşebilir. İkinci sular kullanırsanız. Tabii. tabii. Ama diyelim ki hep bir lorduz. Lüks içinde yaşayalım. Doğa ana Allah bize bolca harcayalım diye gönderdi. Benim bu açıdan bekletme ihtiyacı duyacağım su miktarı çok komik olabilir, yerel olabilir, mevzi olabilir. Yoksa benim mevcut suyum 150 milyar metreküpü aya bölerseniz 12 aya ne çıkar? 12 12 13 milyar metreküp çıkar. Hı hı. E ben 12 13 milyar metrekübünün 1 milyar metreküpünü çekeceğim. Ama bazen 4 milyar metreküpe düşüyor Ayda akan su. Onun 1 milyar metreküpünü çekeceğim. Diyorum ki 4 milyar metrekübüne düştüğünde bir milyar metreküpünü çekersem suyun içindeki canlılar rahatsız olabilir. Onun için bu 12 milyar metreküpün ortalama 12 milyar metreküpün üstündeki suları bir yerlerde bekleteyim. Hı hı. Onun için baraj yapabilirsiniz. Ben bir şey demiyorum. Ama, Ama bu, barajları ne? yapacağınız yer bellidir. Neresidir mesela? 1800, 2000, 2500. Aşırı gelen suların ortaya çıktığı yerlerde yapacaksınız. İlla da barajı yapmanız şart değil. ...suyu bekletmek için başka yapılar var. Elektrik nasıl üreteceğim mesela? Çetin Bey elektrik üreteceksen zaten... Hı. ...ve suyu bekletecekseniz... ...bunu 1800, 2000, 2500'de bekletmeniz... ...mühendisliğin emri, aklın emridir. Ayrıca bekletme mecburiyetiniz yok. Ne olur o zaman? Gayrimuntazam elektrik üretirsiniz. Yani Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ortalamanın 3 misli elektrik üretir, sonraki aylarda daha azalır. Böyle bir elektrik üretiminde gayrimuntazamlık çıkar. Böyle de üretebilirsiniz baraj yapmada. Ama baraj yapın 1800-2500 rakımlarında. Bir temel bir şey sorabilir miyim? Ee, şimdi bakın bu hesap benim aklımı bir yerde daha karıştırdı. Bizim bu kadar potansiyel, yani ihtiyacımızın çok üzerinde su potansiyelimiz varsa. Var, var tabii. E, barajlar niye boş? Ben de size bir şey söyleyeyim. Sizin... Ya pardon, şunun açıklamasını yapayım. Boştan kastettiğim görüntü niye olarak değil. Küvet gibi. Evet, niye dolmuyor? İnip donmuyor? çıkmıyor. Niye, niye inip çıkmıyor? Bu çok dolmaz ki. Ya sizin bekletmeye alabileceğiniz en çok su miktarı 35 milyar metreküp. En çok. Ama tesisleri göz önüne aldığınız zaman Hı -hı. tesislerin çünkü su işleme kapasiteleri var. Onları göz önüne aldığınız zaman bekletebileceğiniz su miktarı 11-12 milyar metreküp'e düşüyor. Toplam Şimdi, baraj kapasitemiz ne? 110 milyar metreküp. Nasıl dolacak? Dol Ona bağırıyoruz. Pardon bir dakika. Dolmazsa nasıl elektrik üreteceğim? Barajla ilgili değil ki. Baraj do dolsa da elektrik üretirseniz dolmasa da. Dolmasa az üretirsiniz biraz. Seviyesi düştüğü için. Çünkü... Elektrik barajdaki bekleyen su ile ilgili değil, türbinden geçen su ile ilgili. Koşan su. İnip çıkmasıyla alakalı seviyenin. Hayır, su devamlı hareket halindeyse elektrik üretirsiniz. Yoksa barajda yatıyorsa küvetteki su elektrik üretmez ki. Öyle olsaydı Marmara Denizi bizi abat ederdi. Veyahut da Van Gölü. Duran su elektrik üretmez Çetin Bey. Bu hesaplarla da akması, akması imkan lazım. gözükmüyor. Akması lazım. Akınca da türbin kapasitelerine yahut santral kapasitelerine baktığımız zaman benim barajda bekletme ihtiyacı duyacağım su miktarı 11-12 milyar metreküp'e çıkıyor. Ama ben yapmışım 110 milyar metreküp, 100 milyar metreküp kapasite. Dolar mı o barajlar? Niye pürüzsün? <laughs> Ahlak krizi diye bir şey söylüyorum muyum? 3 hmm. senedir. Siz burada tam 3 sene oluyor 4 gün sonra 3 sene oluyor burada ilk programa çıktım bar bar bağırıyorum bu barajların içinde bekletecek su yok diyorum ey bakan diyorum başbakan diyorum cumhurbaşkanı diyorum DSE genel müdürü diyorum mühendislere diyorum hangisi çıkıp da arkadaş sen saçmalıyorsun dedi bana bir tane haysiyetli ve onurlu bir mühendis gösterin bir yüksek mühendis gösterin gelsin desin ki arkadaş senin hesabın yanlıştır desin Hesabı yanlış çıkarmak için ben de çok uğraştım biliyorsunuz değil mi? Eline sağlık. <laughs> e onun için sizi G İtiraz eden mühendis ki ama kitabı okuyun hesabı boşa çıkarın. Ama yani İlyas Hoca'da olmasa bana siz bile şüpheyle bak bakacak hesabı. bakmaya devam edecektiniz. Hayır bakın ben hiç itiraz etmedim bana delin deyin dedim. Ben şimdi şöyle diyeyim size durup dururken inanmadım. Kitabınızı okudum matematik aklıma yattığı için. Ama ben şey size acı bir şey söyleyeyim. Barajlarda buharlaşan su ne kadar biliyor musun? Sadece buharlaşan. Kaçağa gidenleri konuşmuyorum. Çünkü barajların cidarlarından su kaçar. Doğaldır. Su öyle bir varlıktır. Fazla zora gelmez. Ne kadar? 12 milyar Yani yıllık ihtiyacımız. Evet. Var. Ya Atatürk barajında buharlaşan su miktarı 1 milyar 300 milyon metrek. Her yere yazdınız. Yazıyorum. 200 mektup yazmışım Çetin Bey. Ee, üstünde. Yeni kitap da bununla ilgili geliyor galiba. Bir 5-6 ayı var gerçi. Daha ağırlıklı bu programı açan bir kitap. 5-6 ayı da var. Peki evet. o zaman bakın en başa tekrar göreceğim e, döneceğim. Bu susuzluk <laughs> gerçeğini konuşmak için. E, çünkü bir 12-13 dakikamız var. Bunu biraz tespitini yaptıktan sonra biraz çözüm de isteyeceğim sizden. Şimdi tekrar soruyorum susuzluk gerçeğinde sorunumuz yönetim sorunu mu yoksa gerçekten bir su problemimiz mi var? Rakamlar öyle demiyor. Ama biraz analiz etmenizi gerek e, şey yapacağım. Gerçek hesap ne? Kim neyi hesap ediyor buradan? S konuyu siyasi açıdan söyle fikrim var da ben siyasi konuşmak istemiyorum. Burada oyun var. Mühendislik sefaleti var. ...daha başka kelimeler kullandırma bana. Hesap meydanda. Eee bugüne kadar başvurduğumuz Barajlar yerlerden... Barajlar boş görünüyor devamlı. Ya dolmaz ki. Ama devlet töreniyle açılıyor şimdi Sayın i̇şte, Özen. İşte, işte bu arada bir bütün mesele şu. Bu devleti var. yönetmek için başımıza geçenleri... ...kim getirdi? Akıl mı getirdi? Ahlak mı getirdi? Bana söyler misin? Hangi vatandaş düşündü de... Bu insanı devlet su işlerinin başına geçirirsem benim sularım daha akıllı yönetilir diye düşünen bana bir mühendis bulabilir misin? Ben 3 senedir sizin burada programınızda inşaat mühendisleri odasını göreve çağırıyorum. Beni odadan atın arkadaş diyorum ya yanlış söylüyorsam. Bir kişi çıkıp da geldi mi buraya? Hayır. Naci Bey şunu eksik söylüyor diye. Yanlış söylüyordu. Yok. O zaman bu ülkede tuhaf bir şey var. Aklın ve ahlakın dışına çıkmış. Ben bu ülkenin insanların kendi aklıyla bu ülkede cennet yaratacağına inananlardanım. Yani rahatlıkla yönetilebilir. Gayet tabii. 1942'de eğer Kars'ın Cilavuz Köy Enstitüsü'nde kendi elektriğini üreten insanların varsa 1942 benim su sorunum olmaması lazım. Elektrik sorunu da dahil galiba. Evet gayet Bakın bu ülkede vadilere dokunmadan üretilebilir enerji miktarı 300 milyar kilovat saatin üstündedir biliyor musun? Yamaç santralleri. Evet. Peki. O zaman 10 dakikada şunu konuşalım. Ee, bu arada şunu da hatırlatayım. Burada biz çok fazla e, bunun üzerinde durduk. Yeraltı ee, sularına da bir bir daha vurgu yap. Vurgu yapamam. Şunun altını çok net çizelim. Barajlar meselesini kapatmadan önce e, Türkiye'de sizin kitabınızda var ve ben bunu programda çok sık verdim. Büyük Orta Doğu Projesi'nin doğu sınırında bizim barajlarımız üst üste örtüşüyor. Evet, boş Birinin barajlarımız. De, e, dolu diyelim, boş Göreksiz diyelim. Görefsiz barajlarımız. E, yanılıyoruz diyelim. Birinin bunu açıklaması gerekiyor. Bu tesadüfü açıklaması çıktı gerekiyor. Mı? Açıklayan Aynen. çıktı mı? 3 senedir programdayız. 6-7 e, senedir şey. de ben bağırıp çağırıyorum. Birinin bu tesadüfü tırnak içerisinde evet. açıklaması gerekiyor. Yeraltı sularından bahsedelim sonra da şu çözüme geçelim. Nehirler 200 milyar metreküp ise... ...Türkiye'deki yeraltı suları... ...60 trilyon metreküptür. Etti 260. 60 trilyon. Öyle düşünmeyin. Bu yeraltı sularını her sene... ...biz 110 milyar metreküple gökten besliyoruz. Hı. Şimdi insanoğlu... ...suyun dolaşımında bir arada bir devreye giriyor, oradan bir miktar suyu alıyor, kirletiyor, o çıkardığı suyu da götürüyor, o aldığı suyun kaynağına boşaltıyor, onu kirletiyor. Sakatlık burada. Şimdi diyelim ki nehirlerdeki su kullanıma yetmedi. İnsanlar çok akıllandılar, nehirlerdeki suyu makul şekilde kullandılar, temizlediler, tekrar nehire bıraktılar, yetmedi, çok geliştik. Bin misli arttı ülkemin şeyi suyu kullanma ihtiyacı. Ben 60 trilyon metreküpün yüzde otuzu çok değerli jeolojik yapıda, kireç taşı ve kalkerde. Yani. Onu biz, bizim vatandaş olarak daha Bu yapının gerekiyor. özelliği şu: saniyede bir milimetre içinde su hareket edebiliyor. Saniyede bir milimetre. Bu yapıların içine ta Romalılar gibi, Osmanlılar gibi yatay tünellerle girerseniz bu yapılardan çok kaliteli su alabilirsiniz. Bunu ben İlyas Hoca'dan öğrendim. Romalılar zamanında, Romalılar yapılmış, da yapmış, yapmışlar. Osmanlı zamanında da. Yapılmış. Tabii Kıbrıs'ta yapmışlar bunu. İlyas Hoca gitmiş, barbar bar bağırmış. Arkadaşlar demiş, Anadolu'dan buraya su taşımanıza gerek yok. Yuvacık barajı yani. olayı var ya, hı hı. Türkiye'de akıl ve ahlaksızlığın şahikasıdır. Niye? İlyas Hoca gitmiş, arkadaşlar baraj yapmanıza gerek yok. 15 milyon doları tahsis edin, size istediğiniz kadar çıktığı anda kullanılabilir su vereyim demiş. Çıktığı anda. El cevap? El cevap 4 milyar dolar kazığa oturtuldu millet. Ve benim üzüldüğüm şey şu. Soylu paramızı veriyoruz. Bedava çalışıyoruz seni anlayacağın ama tabiat mahvoldu. Yetti mi? Yetmedi. Tabi bu arada doğayı da tahlim ediyoruz. Ama 4 milyar sayısı. doların yıllık faizi ne kadar? 400 <laughs> milyon dolar. En iyi ihtimalle. Zaten bu planları yapanların tek amacı şudur. Seni borca batırmak, sövüşlemek halk ağzıyla. Devamlı, muntazama. Ki kendi konforu devam etsin. Ne? Senin refahın filan değil. Ne yapmamız gerekiyor? Türkiye nerede hata yapıyor? Kendi insanıyla kendi problemlerini çözmeye çalışmalı. Problemi çözemiyorsa yabancılar nasıl yapmış bunu diye merak etmeli. Yani... Ama bunu mutlaka yurtsever insanlar yapması lazım. Peki yurtsever. tamam. Ne yapmalı? Mesela su yönetecekse ben olsam, tabii benim söylediklerimin eksiği de olabilir. Su konseyi kurarım hemen. Ulusal bir su konseyi. Biraz önce anlattıklarımı o konseyde tartışırım tartışırım ve ne yapmalı diye sorarım. Benim onlara vereceğim el cevap şudur. Bir kere insan yerleşimlerini akarsularla bağımsız kılamadığıma göre insan yerleşimlerine müdahale eder. Nasıl yani? İstanbul'a niye 15 milyon insanı topluyorsunuz? Sonra da gidiyorsunuz, sağdan soldan nehirleri kesip vahşi bir şekilde su taşıyorsunuz. İyi de yani yerinde insanlara ekmek vermeseniz insanlar da ha, göçüyorlar. İşte devlet adamlığı, o. vatandaşı göçürtmek değil ki devlet adamlığı, vatandaşı mutlu etmek, yaşadığı yerde, kültürünü kurduğu yerde, kültürünü yaşattığı yerde insanı yaşatacaksınız. Modern ihtiyaçlarını, çağdaş ihtiyaçlarını gidereceksiniz. Ama insanlar tarih boyunca su kenarlarında yaşamışlar. Siz onları tutuyorsunuz, getiriyorsunuz İstanbul'a, İzmir'e, Antalya'ya. Göçü engellerim. Diyorsunuz. Birincisi Bir. bu. Devlet yönetimi budur. Peki, sonra? Su planı yaparım. havzadan havzaya su taşıma ihtiyacı İlyas Hoca'nın dediğine göre asla yok. Varsa o zaman bir havzadan diğer havzaya su aktarabilirim ama bütün bunların hesabının yapılması lazım. Yani Sayın şimdi, Özen bakın bu söylediğinize e, inanamıyorum. Ama, ya devlet su işleri diye bir kurum var bu ülkede. Ama Muş Ovasına su taşıyor Alpaslan barajından. İlyas Hoca'yı bir gün programa çağır İlyas feryatlarını da bu millet duysun. Hoş yani şaşırmıyorum ya boş, yani. Muş Ovası'nın altı su. Yani, jeotermal at. enerji olan yere biz <laughs> devlet töreniyle doğal gaz düşüyoruz. Evet. O da ayrı bir şey yani. Şaşırmıyorum. Siz Haran Ovası'nın altından yılda 700 milyon metreküp su çekilebilirken, bütün ovanın su ihtiyacı 60 milyon metreküpken, oraya su götüren, senede 4 milyar metreküp su götürmeye kalkışan kafaya ne dersiniz? Peki ne yapmamız gerekiyor? Dört Sormamız gerekiyor. Her şeyden eve ve meşru müdafaya geçmemiz lazım. Medeni insanlar gibi hukuk yoldan. Hukukçuların gelip buna müdahale etmesi lazım. Barolarımız hukuktaki hukuk şeye... ...akıl almaz, ahlaksız şeylere karşı ciddi mücadele verdiler. Ama sadece hukukta değil. Ülkemizdeki felaketler. Ben sadece... Tesadüfen sularla uğraşıyorum. Karayollarının daha iyi olduğuna inanmıyorum. Hava meydanları, köprülerin, ulaşım yollarının doğru planlandığına inanmıyorum. Bir hatırlatma yapabilir miyim? Belki e, kitabınızı okumayanlar vardır veya bizim programları hiç izlemeyenler. E, siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki göreviniz sırasında göçü, ...engellemek Demek için, için gittiğinizde... ...bu gerçeklerin... ...deşinleşiyorsunuz. E, terslikleri gördüm. Terslikler üzerine, tuhaflıklar üzerine... ...kafa yordum. Müsaitti pozisyonum. İçine düştüm. Halen çıkamıyorum. Sayın Özen çok teşekkür ediyorum. Bir şey e, daha soracağım. Hazır buraya kadar gelmişken Yusuf Eliler ne yapıyor? Bu aradan, buradan buradan çağrı yapayım. Yusuf Eliden vatandaşlarımızı bekliyorum. <laughs> Kurtarıcı Bak, bekliyorlar şimdi. Devam Sem veya Samuel gidecek Yusufelilere diyecek ki Başbakana şunu sor Dün bir Yusufeli gazeteci telefon etti Başbakan diyor Yusufeli ne geliyor ne diyeyim Dedim ki Birisi çıkmış Yusufeli barajının içinde bekleyecek Su yokmuş diye bağırıyor Sayın Başbakanım ne diyorsunuz Adımı da ver dedim Naci Özen veya Yurttaş Mazlum Çoruk Sıkışırsan dedim. Kadir Topbaş'ın da yakınıymış bu. Deyiver dedim. Bak bakayım Başbakan ne diyor. Ama ben zannetmiyorum sorsun. Çünkü Yusuf Yusufeli kurtarıcı bekliyor. Yusufeli'nden biraz daha yukarı çıkayım. Ee, yani Geniş <laughs> Çoruk da hala tersten akanın tersine baraj Devamlar devam ediyor. ediyor, devam ediyor. Suyun barajı şu anda faal değilmiş. Öyle diyorlar. Tabii inşallah hepsi durur, hepsi yıkılır. Kusursuz. Ama dünkü de gazetede telefon eden arkadaş diyor ki Derner Barajı'nın dört tane türbünü var bir türbünü çalışıyor halen dolmadı diyor. Haziran ayında dolmuş olması lazım. Evet, Çok en, en verimli aylar, aydayız K aslında. Kaldı ki yukarıda hangi baraj su tutuyor bilmiyorum. Güllübağ tutuyor 10 milyon metreküp falan. Kusursuz Enerji bir... Planı kitabının yazarı namı diğer yurttaş mazlum çocuk. Ayvalı Barajı felaketini İnşaat mühendisi Sayın Naci Özen. Çok teşekkür ediyorum. Benim anladığım biz suyu yönetemiyoruz. Çetin Bey, teşekkür bırakın bana. Bu işi seslendirin. Biz suyu yönetemiyoruz. Yani susuzluk diye bir problemimiz. Kendimizi ee... yönetiyor muyuz ki? <laughs> Sayın İzan, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, e, bir şey söyleyerek bitireyim. Bakın, e, algı yönetiliyor, öyle gözüküyor. Yani bir ülkede 550 milyar metreküp gökten su düşerken, ben rakamları biraz da küçültüyorum ya da ihtiyacımızı abartıyorum. 150 milyar metreküp akan su varken yeraltı sularına hiç girmedim. Türkiye'de herkes, herkes İstanbul standartlarında su tüketse, su harcasa, arabasını yıkamak dahil, toplam ihtiyacımız 12 milyar metreküpse yani akan suyun yüzde 10'una bile erişmiyorsa ve biz hala susuzluktan bahsediyorsak ve hala milyon dolarlar, milyar dolarlarla bekletilecek su olmayan barajlar yapıyorsak ne olur? Bakın sorgulayın. Tek talebim sorgulayın. Bayrak bizim özelimizdir, bizim kutsalımızdır. Kimse de elini süremez. Ama bazen sadece gönderde indirilmez bayraklar. Bayraklar böyle de yer altına alınır, üzerinde tepinilir üzerinde tepinilen bayrağınıza da sahip çıkın. Sadece gönderden indirilen bayrağınıza değil. Her zamanki gibi bildirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin.